Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Sizlere çok kolay bir lavaş ekmeği tarifim var. Sadece bir paket kabartma tuzuyla, maya falan kullanmayacağız. Yoğurduktan sonra hemen şeklini verip tavaya atacağız. Çok kolay oluyor. Daha öncesinde denedim. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar bilir. Denedim. Sonucu da çok güzel olunca sizlerle paylaşmak istedim. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. 5 su bardağı unu kabımın içine alıyorum. Unumun içine bir paket kabartma tuzunu katıyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz. Önce bütün kuru malzemelerimi şöyle karıştırayım, birbirine yesin. 2 su bardağı ılık olacak şekilde suyumu yanıma aldım. Yavaş yavaş katıp ele yapışmayan ama olduğunca yumuşak bir hamur elde edeceğim. Sakın hamurunu sert yapmayın arkadaşlar bu esnada. Lütfen bu aşamaya dikkat edin. Eğer sert yaparsanız lavaşlarınız da sert olacaktır. Şimdi 2 su bardağı suyu, hepsini değil, yavaş yavaş katıp hamurumu yoğuruyorum. Suyunuzu ılık yapın. Ortada yoğurup hafif hafif hem su katıp hem bir taraftan da unumu alıyorum. Suyumu hepsini kattım. Şimdi bu suyla bu hamuru yoğuracağım. Hamuru toparlayıp ellerimden hamuru arındırdıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurumu şöyle 1-2 dakika boyunca yoğurup toparlıyorum. Hamuru yeterince yoğurdum artık. 3-4 dakikadır yoğuruyordum. Zaten hamuru yoğururken anlıyorsunuz olup olmadığını arkadaşlar. Öyle dinlendirmeyeceğiz. Şimdi bezeler, yuvarlak bezeler haline getireceğim. Bir 5 dakika sadece kenarda dinlendireceğim. Şöyle uzun şerit haline getireyim hamurumu. Kıvamını da şöyle bir göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi yumuşacık ama elime de yapışmıyor. Çok sert hazırlamayın. Lavaşlarınız da sert olur. Uzun hale getiriyorum. Tamamen artık kendi tavanızın büyüklüğünde hazırlayabilirsiniz lavaşlarınızı. Normal klasik bir tavam var. Ben de onu da yapacağım. Öyle çok aşırı büyük bir lavaş olmayacak. Büyüklüğünü yumurta kadar diyebilirim. Orta boy bir yumurta kadar. Çok aşırı derecede büyük yapmayacağım. Çünkü bu sefer çok kalın olacak. Kalın olmasını istemiyorum. Yumurta büyüklüğünde koparıyorum. Beze haline getirip kenara alıyorum hemen. Çok küçük olanlara hemen ekleme yapıyorum arkadaşlar. Elime aldığım zaman zaten anlıyorum küçük büyük. Tam 15 tane lavaş hazırlayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle büyüklüğünde göstereyim. De değil, çok büyük dedi. Üzerine temiz bez örtüp bir 5 dakika kadar oda ısısını da dinlendireyim. Böyle ilk yaptığım hamuru alıp biraz onu serpiyorum. Üzerine örtün, kurumasın. Yuvarlak tavuğumun büyüklüğünde açıyorum. Çok böyle aşırı inceltmeyin. Çok un da kullanmayın arkadaşlar. Şimdi birkaç tane açayım, size göstereyim. Ondan sonra ocağın başına geçip pişirmeye başlayacağım. Yuvarlak açıyorum. Yeterli. Açtıklarımı kenara alıyorum. Ben pişirirken bir taraftan açmaya devam edeceğim. Sizler de o şekilde yapın. Tavanızı ocağınıza alın. Hem bir taraftan pişirin hem bir taraftan açmaya devam edin. Yeterli. Kenara alıyorum. Şimdi son bir tane daha açıp sizlere gösterip ocağın başına geçeyim.
Şöyle kreplamasında hazırlayacağım lavaşlarımı. Ocağımın altını yakıyorum. Altını kısa alayım. Tavam iyice ısınsın. Isınan tavamın içerisine lavaşlarımı atıyorum. Kısık ateşte çevire çevire böyle hafif kurudu mu hemen tersine çeviriyorum. Bir tarafını pişirip hemen öbür tarafını çevirip pişirmeyin. Böyle bir süre sonra hemen tekrar çevire. Şimdi çevireceğim, sizler de göreceksiniz. Hemen tekrardan çeviriyorum. Sık sık çevirip pişirdiklerinizi bir nemli bez hazırlayın yanınıza. Hemen üzerine nemli bezle örtün ki lavaşlarınız kurumasın. Çünkü mayalı bir lavaş değil, kurur. Hemen tekrar çeviriyorum. Bir 15-20 saniyede bir çevirin arkadaşlar. Hatta kabarmaya da başladı. Şöyle. Gayet güzel de kabarıyor. Çok fazla tutmuyoruz. Toplamda 1 dakika gibi bir sürede pişiyor. Yeterli. Hemen kenara alıyorum. Pişirdiğim lavaşın üzerine bir bezi nemli hale getirdim, ıslattım. Örtüyorum. Nemli bir bez örterseniz daha yumuşak kalacaktır. Bu şekilde her yaptığınızda içine lavaşlarınızı koydukça üzerini kapatın. Tekrar çeviriyorum. Tamamdır, bu lavaşım da pişti. Şimdi ben bütün lavaşlar bitene kadar aynı işlemde devam edeceğim. Arada sırada tavanızı bir peçeteyle silin. İçerisindeki o yanık görüntüsü olmasın. Işığı kapattım. Sizlerin de böyle nasıl kabarcıklar oluştuğunu görmeniz için. Işıktan dolayı o kabarcıklar gözükmeyebiliyor. Işığı kapatıp size nasıl kabardığını da ayrıntılı gösterdim. Hemen bunu da alıyorum. Çok aşırı tutmayın sakın arkadaşlar. Yeterli. Lavaşlarımı nemli bir bezle örttüm üzerlerini. Dinlendiriyordum kenarda. Artık iyice soğudu. Ve yumuşacık oldu arkadaşlar. Hiç mayaya gerek yok, inanın. Hiçbir farkı da yok. Gayet de güzel. Yumuşacık olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Hepsi de yumuşacık. Dışarıdan aldığımız lavaştan hiçbir farkı yok. Mayalandırıp hiç bekletmeye de gerçekten gerek yok. İster döner, ister böyle peynir, maydanoz bile arasına dürüp kahvaltıya yiyebilirsiniz. Hatta sahura ben bunu böyle peyniri koyup üzerine domates, maydanoz koyuyorum. Çok da güzel oluyor. İstediğiniz gibi arzu ederseniz bunu sıkıca bir buzdolabı poşetine koyun. Kaldırın. Döner, tantuni ne yapıyorsanız bütün lavaş kullandığınız yiyeceklerin yanında bunu da kullanabilirsiniz. Hepsi de gayet güzel. Hiç aklınıza bir şey gelmesin. Hemen alttan gene bir tane daha alıyorum. Çok da güzel kabardı. Hiç mayayla falan bekletmeyle uğraşmayın. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.